Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2015 Cilt 2 Sayı 2 Küresellik ve Yerellik Arasında Reklam Adaptasyonları Sneakers Örneği Yeşim Kaptan. Bu makalede Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandığında büyük başarı kazanan ve pek çok ülkede uyarlaması yapılan Sneakers, Açken Sen Sen Değilsin reklam kampanyasının Türkiye uyarlamasında kullanılan yerelleştirme stratejileri incelenmiştir. Makalede yerellik kavramının uyarlama bir reklamda nasıl temsil edildiği sorusundan yola çıkılarak, reklamın uyarlanması ve yerelleştirilmesi için reklamda kullanılan 3 temel strateji, ulusal dil, kültür ve mizah, analiz edilmiştir. Reklamlarda kullanılan stratejilerin yerellik söyleminin hangi değer ve kodlarını kullandığı ve tüketim kültürünün söylemine nasıl dahil edildiği sorgulanmıştır. Reklamın hedef kitlesiyle yapılan odak grup görüşmelerine ve reklamcılarla yapılan mülakatlarda elde edilen verilere dayanılarak, tüketim kültürü ve ekonomisi içinde reklam uyarlamalarının, yerellik kavramının kurulması ve yerel kimliklerin gündelik hayatta yeniden üretilmesi sürecinde göz ardı edilemez bir rolünün olduğu öne sürülmektedir. Makalede reklam uyarlamalarının küresel bir medya kültürü ve format ekonomisi içindeki önemi de tartışmaya açılmıştır. Sakız çiğneyen kadınlar. Simgesel şiddet olarak reklamın feminist eleştirel analizi. Alparslan Naz. Kadın imgesinin reklamlarda temsil biçimleri, reklamlar üzerine eleştirel yaklaşımlar kapsamında önemli bir araştırma konusu ola gelmiştir. Reklam, toplumsal cinsiyet rolleri ve erkek egemenliğini yeniden üreten bir aygıt olarak eleştirel açıdan sorgulanmıştır. Bu makale, reklamın toplumsal cinsiyetlendirilmiş iktidar ilişkilerini normalleştirmek ve meşrulaştırmak amacıyla kadın üzerinde Pierre Bourdieu'ya atıfla simgesel şiddet uyguladığını ileri sürmektedir. Bu doğrultuda Türkiye'nin önde gelen sakız markalarından biri olan Palm'ın reklam kampanyasında sakız çiğneyen kadın imajı, feminist eleştirel bir analizle tartışılacaktır. Reklamlar, erkek egemen baskılara direnç gösteremeyen ve göstermek istemeyen kadın temsilinde bulunmaktadırlar. Kadının baskılardan sıyrılmasını tüketime indirgeyen reklam söylemi, güçlenme illüzyonu yaratmakta ve kadını mağdur eden gerçek koşulları normalleştirmiş olmaktadır. Bu bağlamda etkin olan simgesel şiddet, kadının erkek egemen toplumda karşılaştığı mağduriyet koşullarını görünmez kılmaktadır. Sonuç olarak bu makale, simgesel şiddet ve reklam ilişkilerini kavramsallaştırmanın yanında, toplumsal cinsiyetlendirilmiş iktidar ilişkilerini görünür hale getirerek popüler kültürde muhtemel direnç alanlarını mümkün kılabilecek bir feminist eleştirel yaklaşımı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Türkiye'de kamu personel rejimindeki dönüşümün halkla ilişkiler bölümlerindeki çalışma ilişkilerine yansıması. Yener Lütfü Mert. 20. yüzyılın ilk yarısında başlayan modern halkla ilişkiler uygulamalarının Türkiye'deki örgütlenmesi 1960'lı yıllara dayanmaktadır. Bu yıllardaki ilk yasal düzenlemeler geleneksel kamu yönetimi anlayışı paralelinde gerçekleştirilmiş, ancak bu anlayış 1980'li yıllarda küreselleşme dalgasıyla birlikte yerini yeni kamu yönetimi anlayışına bırakmıştır. Halkla ilişkiler alanı da bu yönetim anlayışıyla biçimlenen yeni kamu personel rejimi kapsamında yeniden şekillenmeye başlamıştır. Çalışmanın amacı, yeni kamu personel rejimiyle şekillenen sistemin Türkiye'de kamu sektörünün halkla ilişkiler bölümlerindeki çalışanlara nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. Bu çerçevede kamu yönetimini temsil eden başbakanlık, bakanlıklar ve kamu kurumları örneklem olarak alınmış, bu kurumların halkla ilişkiler bölümlerinde görev yapan yönetici ve çalışan 41 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde dışarıdan ajanslar yoluyla hizmet satın alınması, taşeron çalışma sistemi, ücretler ve performans değerlendirme gibi çalışanları doğrudan ilgilendiren konularda sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre yeni kamu personel rejimiyle ilgili dönüşümün halkla ilişkiler bölümleri ve çalışanlarına da yansıdığı ancak tam olarak gerçekleşemediği ortaya konulmuştur. İnternet siyasası oluşturma ve 5651 sayılı internet yasasına eleştirel bir bakış. Yeliz Dede Özdemir. Gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet, her yeni teknoloji gibi birçok yasal problemi de beraberinde getirmektedir. Siyasal iktidarlar, hem bu yasal problemleri çözmek hem de internet gibi güçlü bir alanı kontrol altına almak için çeşitli yasal düzenlemelere gitmektedirler. İnternet siyasası oluşturma süreçleri de bu düzenlemelerden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kamu yararını gözeten bir internet siyasası oluşturmanın temel prensipleri bağlamında 5651 sayılı internet yasasının eleştirel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda
Öncelikle internet siyasalarında özel önem gösterilmesi gereken temel kavram ve unsurların neler olduğuna değinilmiş ve ardından 5651 sayılı internet yasası bu temel kavramlar bağlamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma, 5651 sayılı internet yasasının kamu yararı gözeten ideal bir internet siyasası olmaktan oldukça uzak göründüğünü ve siyasal iktidarın internet üzerinde tahakküm kurma yolunun yasal bir enstrümanı olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Çifte mağduniyet, çifte işlev. Ermeni harfli Türkçe basında dil ve kimlik. Murat Cankaya. Osmanlı-Türk tarih yazımı Ermeni basınını yalnızca Ermeni cemaati içindeki işleyişiyle sanki kapalı bir dünyadaymış gibi ele alma eğilimindedir. Bu tutum, Osmanlı milletlerinin birbirinden bağımsız kompartımanlarda yaşayan topluluklar olduğu yönündeki tartışmalı uzlaşımdan olduğu kadar Ermenice'nin diğer milletler için önemli bir engel teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır. Okuyacağınız makalede bu tarih yazımı geleneğinin bazı iddialarının sorgulanması ve çürütülmesi amaçlanmaktadır. Bunu yaparken ağırlıklı olarak Ermeni harflerini kullanarak Türkçe yayınlanan süreli yayınlara başvurulacaktır. Öncelikle 1915 yılına kadar yayınlanmış olan Ermeni harfli Türkçe yayınlar ya da Ermenice yayınlardaki Ermeni harfli Türkçe metinler içerisinden ulaşılabilir olanlar dikkate alınmıştır. Eldeki kaynaklardan art zamanlı bir seçim yapılmış, bu yayınların bilhassa ilk sayılarında yer alan çıkış yazıları ve sayfalarında yer verdikleri konu ve tartışmalar incelenmiştir. Çalışmanın bütünlüğü, dil, Türkçe yazmak ve kimlik, Osmanlılık, Ermenilik temaları üzerinden sağlanmış, varılan sonuç, yer yer Ermenice ve Osmanlıca basına gönderme yaparak pekiştirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak bu yazıda Ermeni basınının bağlamına göre farklılık göstermeyen yekpare bir bütün olarak ele alınmasının ve indirgenmesinin sonuçları dile getirilerek eleştirilmiş, Türkçe yazmanın Osmanlı Ermenileri için anlamı üzerine kafa yorulmuş ve çift kimlikliliğin hem Ermeni hem Osmanlı, incelenen Ermeni harfli Türkçe yayınlarında nasıl savunulduğu gösterilmiştir. Örgütsel çatışma aracı olarak Polder Gazetesi. Savaş Şimşek. Türkiye'de 1961 anayasasıyla tüm çalışanlara sağlanan örgütlenme özgürlüğü sonucunda, özellikle Fordist sistemin 1975 yılından sonra çökmeye başlamasıyla birlikte, örgütlü işçi sınıfının olduğu kadar, örgütlü devlet memurlarının da kendilerini yönetenlerle çatışma yaşadıkları bilinmektedir. Bu durum, yoğun disiplin altında çalışan polis örgütü personelinin de aynı dönemde kendilerini yönetenlerle çatışma yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nasıl bir metot kullandığı ve sonucunda nelerin olduğu sorularının cevaplanmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 1980 öncesi polis yönetim ve yöneticilerinin polis örgütlenmesine olumlu bir yaklaşım benimsemediği varsayımından hareket ederek söz konusu sorulara yanıt aramaktadır. Araştırmanın örnekleme olarak Polder Gazetesi seçilmiştir. Zira 1975 yılında kurulan Polder, polis derneği, yönetici ve üyeleri, mesleki çıkarlarını korumak amacıyla Polder Gazetesi'ni kendilerini yönetenlere karşı bir çatışma aracı olarak kullanmışlardır. Araştırmada söz konusu çatışma, Polder Gazetesi'nin incelenmesi yoluyla ortaya konulmaya çalışılacaktır. Zeki Demirkubuz sinemasında şiddet, masumiyet ve kader. Pelin Erdal Aytekin. Bu çalışma, Zeki Demirkubuz'un şiddet olgusunu anlama ve aktarma biçimini ele almaktadır. Çalışmanın amacı sinema anlatısını yalnızca şiddeti anlamak için araç olarak kullanmak değil, daha çok sinema anlatısıyla kurulan tekil, küçük ve anlamsız hayatların eşliğinde şiddetin dönüştürdüğü dünyanın anlaşılabilir kılınabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Demirkubuz'un şiddeti bir insanlık hali olarak konumlandırdığı Masumiyet ve Kader filmlerindeki şiddet olgusu, detaylı bir film analiziyle bahsi geçen sorunsal bağlamında tanımlanmaya çalışılmaktadır. Demirkubuz'un Kader ve Masumiyet filmlerinde yarattığı sinematografik dil, otör eleştirisine göre incelenmiş, bu inceleme mizansen eleştirisiyle desteklenerek Demirkubuz sinemasında şiddetin farklılaşan görünümleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma, Demirkubuz'un anlatılarında yarattığı karakter atmosferinin etkisiyle Türkiye sineması içerisinde şiddeti görünür hale getiren önemli yönetmenler arasında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Demirkubuz'un hayata yenilmiş ve kadere boyun eğmiş karakterlerinin şiddet olgusunu açık bir biçimde gözler önüne seren bir özellik taşıdığı gözlemlenmektedir. Kürtaj haberleri söyleminde şiddetin iktidarı. Nüket Elpeze Ergeç. Bu çalışmada şiddet, Michel Foucault'un biyoiktidar kavramıyla haber metinlerindeki söylemler üzerinden açıklanacaktır. Çalışmada
kürtaj yasası haberleri örnekleminde biyoiktidar kavramı ve şiddet Foucault'cu bir yaklaşımla incelenecektir. Şiddet kavramı, ihlal olarak kabul edilen tanımı üzerinden hareket edilerek, inceltilmiş şiddet pratiğinin bir görünümü ve biyoiktidarın bir yansıması olarak ele alınmıştır. İktidar ve şiddet ilişkisindeki eklemlemeleri belirlemek için eleştirel bir okuma yapılan çalışmada, Foucault'un önerdiği beden üzerinde yaşayan iktidara dönüşüm bir düşünce pratiği olarak görülmüştür. Kürtaj haber söylemleri, eleştirel söylem analiziyle incelenmiştir. Çalışmada, disiplin eden, beden ve nüfusa ilişkin her şeyi düzenleyen iktidarın her yerde olduğu, şiddeti haklılaştırdığı ve normalleştirdiği haber söylemleri aracılığıyla ortaya konulmuştur.